de benim hatalarımdan birisin. Senin büyük günahların bedeli. Senin için harcanan zamana yakın. Senin güzel duyguların katili. Kalınca sebepsiz bir başıma, hatıralar beynimde dans ediyor. Günahlarım dizilip bir bir karşıma, sanki birer birer intikam alıyor. Yüreğimden zincire vurulmuşum, anılar her bir halkayı bağlıyor. Ben duygularımın esiri olmuşum. Hatalar yalan duygularla başlıyor. Sen de benim hatalarımdan birisin. Sen en büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zaman ayası. Sen en güzel duyguların katilisin. Sen de benim hatalarımdan birisin. Sen en büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zaman ayası. Senin güzel duyguların katilisin. Kalınca sebepsiz bir başıma, hatıralar beynimde dans ediyor. Günahlarım dizilip bir bir karşıma, sanki birer birer intikam alıyor. Yüreğimden zincire vurulmuşum, anılar her bir halkayı bağlıyor. Ben duygularımın esiri olmuşum. Hatalar yalan duygularla başlıyor. Sen de benim hatalarımdan birisin. Sen en büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zaman ayası. Sen en güzel duyguların katilisin. Sen de benim hatalarımdan birisin. Sen en büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zaman ayası. Sen en güzel duyguların katilisin. Sen en büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zaman ayası. Sen en güzel duyguların katilisin. Sen de benim hatalarımdan birisin. Sen en büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zaman ayası. Sen en güzel duyguların katilisin. Sen en güzel duyguların. Evet sevgili seyirciler, lütfen Artı Bir programına hoş geldiniz. Bugün doğa ve çevre konularıyla birlikte güzel bir müzik şölenizi hazırladık. Gördüğünüz gibi muhteşem sesiyle ve sosyal sorumluluk projelerine destek veren Sayın Yılmaz Morgül, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şebnem Hanım. Evet, bu özel bir şarkı efendim. Evet. Sayın Sezen Hanım'ın Sezen Aksu'ya ait bir şarkı ve onu Yılmaz harika bir fikirle, evet, tamamen çevre duyarlı bir, evet, kliple süsledin. Şarkı da zaten hatayı bahsediyor. Belki insanların hatası bu, değil mi? Bu insanlık hatası. Yani hepimizin hatası. Biz doğayı bu hale getirdik. Dünyayı bu hale biz getirdik. Siz kitaplarınızda dünyayı nasıl değiştirebiliriz diyorsunuz. Hani çevre noktasında. Gerçekten de dünya için bir şeyler yapmamız gerektiğinin sinyallerini veriyoruz. Artık geç bile kalınmış bu sinyaller. Hani toplumun önünde bir sanatçı olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Ve bu çalışmamdaki klibimi tamamen küresel ısınma, iklim krizleri ve çevre kirliliği noktasında dünyada ne kadar
büyük sansasyon yaratmış olaylar varsa hepsini klibimde yer vermek istedim. Çünkü ülkemizde bu bilinç çok az eğitim noktasından itibaren. O yüzden ne kadar çok insana ulaşabilirsem, ne kadar çok insana bunları kavrattırabilirsek insanlık adına mutlu olacağımı düşündüm. Zaten programımıza tam uyuyor. Lütfen tamam, artı bir. Bir kişi bile kazansak sen de aynı şekilde düşündün. Evet. Yani bir kişiyi daha bu konuda duyarlı yapabilsek o büyük bir başarı olarak ne mutlu bize diyoruz. Evet. Ama tabii ki ne mutlu Türk'üm diyene Mustafa Kemal Atatürk. Her gün ne mutlu Türk'üm diyene diyebilmek. Çok... Keşke Atatürk kadar çevreye duyarlı, hassas, karakterli ve bu alanda da Atatürk orman çiftlikleriyle başlayan çevresel faktörleri kazanım yapabilsek, kendimize, karakterimize yansıtabilsek bunu. O yüzden de bu klip bugüne kadar 5 tane en iyi çevre noktasında klip ödülü aldı. Tebrik ederiz. Çok da güzel bir yani hem fikir olarak çok güzel olmuş hem de klip çok güzel olmuş. Şarkıyla bir de çok yere de evet şarkı da çok güzel olmuş. Bir de çok yankı da uyandırdı. Evet. İlgi duydu. Sezen Aksu bu şarkıyı bir aşk şarkısı olarak yazdı ve besteledi. Ben kendisine telefon açıp sordum. Dedim ki Sezen Hanım ben bu bir aşk şarkısı fakat klibimde aşk hikayesine yer vermek istemiyorum. Gerçek aşka yer vermek istiyorum. Gerçek aşk nedir Morgülcüm dedi bana. gerçek aşk duyarlı olabilmektir dedim bir sanatçı için. Ben de dedim bu klip çalışmamda yok olma noktasına gelen dünyamızdaki küresel ısınmayla ve iklim krizleriyle, çevre kirliliğiyle ilgili duyarlılıklarımı sergilemek istiyorum. Bu sana yakışır zaten dedi. Güzel bir düşünce. Seni tebrik ediyorum. İstediğini yapabilirsin dedi bana. O izni de verdi. Çok güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Evet hocam işte bu klipte, bu klip çalışmasında bu duyarlılığı sergilemin asıl amaçlarından biri de şu oldu beni etkileyen. Günde 8 tane gazete okuyorum. Evet. Ve dünya basını da çok yakından takip ediyorum. 3 ay önce Cenevre'deki Birleşmiş Milletler toplantısında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki dünyamızın yaşama zamanı olarak 20-30 yıl kaldı. 20-30 yıl içerisinde dünyadaki yaşam sona erecek. Nasıl sona erecek? İşte kendi ellerimizle yok ettiğimiz dünyamızda yakında yiyecek savaşları başlayacak, su savaşları başlayacak. Hani topa tüfeğe gerek olmadan insanlar kendi yaşamalak için ne yapabilirim diye. Mesela duydunuz mu? Endonezya'da şöyle bir çalışma başladı. 50 litre suyla idare edebilme günde. Evet. Aslında 25 litre hatta 10 litreye bile düşürebilmeliyiz. Yüzümüzü yıkadık. Affedersiniz işte tıraş olduk. Hep ben mesela bardak kullanıyorum tıraş olurken. Bardağı su. Çünkü rahmetli babamdan da böyle gördüm. Fırça, bir tane bardak su. İşte fırçayı suluyorsun çak 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 çak. Ondan sonra yine bir başka bardak suyla da yüzümü temizliyorum. Yok. Suyu akıtmıyorum. Bir de alıyorlar o tabakları şeyin altında tutuyorlar. Evet. Hele o zor çıkan saatlerce onu akıtıyorlar. Evet boşuna akıyor. Akıtıyorlar. Abi bir kabın içine koysalar evet. Tabakları biter. Ya. Değil mi? Burada su taraf şimdi su taraf Trayko evet, söylüyordu. Japonya'da el yıkama lavabosu tuvalete takılmış. Ya. Yani bir proje her yerde değildir herhalde böyle ama yok, çok Japonya'da güzel bir şey. Japonya'da sadece. Ya, Japonya'da yok ama her yerde Japonya'da değildir diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir şey mi? Milyonlarca litre su tasarrufu sağlıyor. Artık, elinizi yıkıyorsunuz o suyla da sifonda kullanıyorsunuz. Evet. Çok mantıklı bir şey. Artık Türkiye'ye de gelsin bunlar. Hepimiz evlerimize bunu yerleştirelim. Tabii, bundan istiyoruz biz. Çok mantıklı. Çünkü yok oluyor dünyamız. Yağmurlar artık normal bir şekilde yağmıyor. Ya hiç yağmıyor, yağınca da sel halinde yağıyor ve olduğu her şeyi alıp götürüyor, sürüklüyor. Doğanın intikamı insanlardan evet. Tabii. Evet. Kadar... Bir veteri daha var plastiklerle ilgili. Ay.
Avrupa Birliği'nde 2021'den itibaren tamamen yasaklanıyor. Tek kullanımlık plastikler. Şimdi Türkiye için de imza toplanıyor. Evet, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye dedik, izledik ve her yerin plastiklerle dolu olduğunu, bu yine duyarsızlık hocam. Yine eğitimsizlik. Evet. Hem gemileri... Çok mutlu oluyorlar sanki o plastiklerle. Şey bir adımdı. Tamam güzel. Hani şimdi marketlerde parayla satılması. Evet. Ama yeterli değil. Değil. Pastacıya gidiyorsun, manava gidiyorsun. Onlar gene plastik veriyorlar. Evet. Hocam, bir tek süpermarketlerde fark etti değil doğru. mi? Evet, evet evet öyle. Yani üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'den bahsediyoruz. Ne kadar atıklarla böyle dolu olduğunu, artık hiçbir deniz canlısının üremediğini, yaşayamadığını altını çiziyoruz. Mesela şimdi Avustralya'daydım. Konserler için. Avustralya'da polis hiç sokakta hiçbir yerde olamaz. Marina'da gezerken büyük bir kalabalık gördük. Yaklaştık ne oldu dedik. Efendim dört tarafı okyanuslarla çevrili olan Avustralya gibi bir kıtada, bir ülkede ki İstanbul'un nüfusu kadar bir ülke Avustralya. Evet. Ama yüz ölçümü Türkiye'den 7 kat daha büyük olan bir kıta. Bu anakarada hocam şöyle bir kanun varmış. Orada öğrendim. Kim balığa çıkarsa denizde avlanmaya bir kilodan fazla hiç kimse balık tutamaz. Bu bir kanun. Ama o kadar büyük denetim mekanizmaları çalışıyor ki uzay noktaları da dahil olmak üzere deniz polisi. Efendim görüyorlar bir Çinli aile balık avına çıkmış. Biliyorlar ki yasada bir kilodan fazla balık tutmak yok. Bunlar hocam deniz motoruna, deniz aracına efendim kıyma makinesi getirmişler. Ha. Kilolarca balığı tutmuşlar, kıyma haline getirmişler ve livara saklamışlar. Uzay yani deniz polisi uzay noktasından yapılan denetlemelerde bunu görüyor ve bunlar karaya geldiğinde hocam bunları yakalıyorlar. Ceza inanılmaz caydırıcı. On binlerce dolar Avustralya ve 7 sülalesine varana kadar bir daha avlanmama yasağı. Allah Allah. Bu insanlara ve dört tarafı okyanusla çevrili. Burada bizim ülkemizin de üç tarafı denizlerle çevrili. Ne av yasağı dinliyorlar. Ne denetim mekanizmalarında. Dinamit atıyorlar, öldürüyorlar hayvanları. O zaman yasalar caydırıcı değil. 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 Evet, caydırıcı yasalar istiyoruz. Yani denizlerimizi korumak zorundayız. Mesela ben Türmepay'la da çalışıyorum yıllardır. Evet. Hani Deniz Koruma Derneğimiz Koç ailesinin önderliğinde bu çalışmaları yapıyoruz. Hocam yani elimde değil. Yani güney noktasına gittiğimizde o deniz kaplumbağaların hızla ömürlerinin tükendiğini gözlemledim. Çok üzüldüm. Neden? Çünkü o şeylerin, yatların, gemilerin motorlarına takılan plastikler yüzünden bunlar yiyecek zannediyorlar. Kaplumbağalar, deniz kaplumbağaları ve ölüyorlar hocam. Karettalar. Sadece şeyler değil, inekler de ölüyor. Şu anda görüyoruz mesela atılan plastiklerle temas kuruyor. Evet, onları yiyorlar. Ya. Balıklar plastikleri yiyor. O yüzden biz zehirleniyoruz. Evet, işte sadece denizde değil her yerde. Ormanda her yerde. Hocam yani, biz plastik alıyoruz balıklardan. Tabii, yememeliyiz aslında. Su bile öyle. Belize diye bir ülke var. Duymuşsundur. Evet. Orta Amerika'da. Yıllar önce Yılmaz'cığım orada balığa gitti bizim arkadaşlar. Ben sevmediğim için de vejeteryanım da gitmedim. Gitmişler. Bir tane balık yakalamışlar. Bir tane daha yakalamışlar. Adam ne demiş? Balıkçı. Onu demiş denize atın. Ya. Bir tane yakaladınız yeter demiş. İşte bu. Bundan fazlasını yiyemezsiniz bu. Demiş. Şaşırmışlar böyle. Harika. Onlar da böyle tabii hava atacaklar çok balıkla dönüp falan. Adam almış bunları yaşlı bir balıkçı bir kanun olmamasına rağmen demiş hepsini gidin denize atın demiş. Çıkarmış atmış denize. Ha. Bir tane yeter size demiş. Şimdi biz ya. De habire hiç doymak bilmiyoruz. Ya. Doymak bilmeyen bir dünya. Her gün ormanlar yakılıyor dünyanın her yerinde. Evet. Şimdi Londra'da da en büyük yangın gerçekleşti. Öyle mi ya? Evet, orada da. Hocam dünyanın her yerinde. Yani bu kentleşme, işte kentsel dönüşümler adı altında bütün orman arazilerini yok ediyorlar. Yakıyorlar bir şekilde. Ama mesela benim dün konserim Afyon'daydı hocam. Direkt oraya uçuş olmadığı için
ben Denizli üzerinden karayoluyla gittim. Hı. Afyon'a hocam bütün o ovaları gözlemledim. Her yerde hep plastik poşetler, pet şişeler, hocam plastik şişeler bütün tarlayı ele geçirmiş. Düşünebiliyor musun? İçmişler arabadan işte meşrubat şişelerini, bilmem ne şişelerini. Hocam hep şeye, tarlalara, ormanlara fırlatmışlar. E tabii ki güneş enerjisiyle onlar yanacak, patlayacak. Ormanlar yangın hale getirecek. Zaten o yansıyor ve alev başlatıyor. Ya çok üzülüyorum hocam. Ağlıyorum yani. Sonra Yılmaz Mogül ağladı diyorlar. Evet çok duygusalım, çok hassasım. Bana da kızıyorlar. Kızarlar. Yani güzel memleketimizi yok ediyorlar. Ne çalışmalar yapılıyor. Ya bak mesela şimdi Finlandiya'daki Olimpiyat Stadyumu elektriğini güneşten elde ediyormuş. Ya, ya. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel şeyler. Hatta dünyaca işte ünlü bir sanatçı ne yaptı? Bir stadyumu tamamen çimle kapladı. Evet. Yani o nerede? İnsanlara o örnek olsun diye. İngiltere'de yine. Evet evet, stadyumu tamamen hani grafik çalışması yaptı. Hani artık yok oluyoruz. Yani yeşile hasret insanlar olarak, ki yeşile hasret, tarım alanlarına hasret, bunların yokluğuyla da işte yiyeceklere hasret. Hani öyle bir toplum hocam, düşünsenize, Birleşmiş Milletler açıkladı, 20-30 yıl sonra dünyada yaşam bitiyor. O yüzden ben klibin sonunda uzayda gezegenler arıyorum, yeni gezegenler. Ay bunu da şey Fransa'da çekmiştim. Fransa'da alışveriş yaptık ve geri dönüşümlü torbalar satılıyor. %100 fabrikasyon Fransız gibi geri dönüşümlü. Hakikaten güzel bir fikir bu. Çok güzel. Çok güzel bir fikir. Çok. Ve bir tane ünlü, dünyaca ünlü giyim firması da biliyorsunuz, kıyafetleri geri istiyor. Dönüşüm için. Kullanmadığınız kıyafetleri kıyafet getirin bize. Kıyafet tüketimle ilgili de bahsettim. Evet. Yani siz de çok güzel giyiniyorsunuz biliyoruz. Yani şey güzel giyiniyorsunuz. Şimdi biz de tabii şey gereği çok kıyafetler geliyor ama geri vermeye, ya geri verme derken başkalarına vermeye çalışıyorum. Benim giyemediklerim, fazlalıklarını vesaire. Şimdi ben bu şey için de bir İzmir'deki Gizem Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. O bunu selülozik, doğru söyleyeysem, doğal liflerden üretiyor. Evet. Ve bunlar mesela yıllarca kullanılabilir ve değişmeyen modadan bahsediyor. Hani bunu çok kullanacak bir şekilde, hani öyle bir tasarlamış ki. Çünkü biz çok tüketiyoruz. Hani böyle bir marjinal bir şey alıyoruz, bir daha giyemiyorsun. Hani bunu farklı kombinleyip hani tekrar giyebilirim. Bir dahaki ben belki başka bir programda farklı bir kombinleyip giyerim ben bunu. Benden biraz çekiniyor ben modaya karşı. Şimdi ben dedim ki sonra söyleyebilir miyim dedim. Çünkü bana dikilmiş benim üzerine çünkü modaya karşı, ama bu hanım da çok rahat ve hani tene uyumlu ve dediğim gibi doğal liflerden oluşan şeylerden üretiyor. Aslında hani ekolojik kumaşlar. Aynen ekolojik kumaş artık üretiliyor. Hani yağmura, kara dayanıklı, fazla kırışmayan, ütüye gerek çünkü kalmayan. Çünkü bazen evet bazen öyle bir şeyler alıyoruz ki bazen ucuz oluyor ama şeyi de iyi değil. Yani kanserojen, yani şey alerjik yapabiliyor. Yapıyor. O yüzden onlar da önemli ama ya, az ve öz alın. Mesela çocukları da uyarıyorum. Anneleri babaları sürekli uyarıyorum. Hocam yani 2 yaşındaki çocuğuyla aman işte ne hali varsa görsün odasında, işte bilgisayar başına geçsin, tableti eline alsın, işte ne yaparsa yapsın. Evet gibi bakış açılarıyla hocam çocukları radyasyona birebir tabi tutuyorlar. Ve o çocuk 7 yaşında da önce kansere yakalanıyor. Bunlar da çok önemli. Ben modaya niye karşı çıkıyorum? Diyorum ki moda iyi bir şey olsaydı iki de bir değişmezdi. Evet doğru aslında. Yani moda insanlara devamlı daha çok daha yeni şey almaya, öbürleri de kalıyor. Bak okudum, İsveç'teki evlerdeki dolap kapasitesi Türkiye'nin 1/3'üymüş. İsveç'te alıyor, ihtiyacı varsa alıyor. Şu benim her şeyim ikinci ay, söylemiştim de sana. Vallahi billahi ikinci ay. Şurada ikinci ama ay, çok kaliteli duruyor. Yok, çok güzel olsun, kaliteli güzel duruyor. Yani şık kaliteli, duruyor. Kravatınızla ama ikinci birlikte el demek yani sadece daha önce insanların giydiği kıyafetler anlamına gelmiyor ki. Mesela o sezonda satılmamış olan o kıyafetler yok, aynı zamanda. Yok o giyilmiş. Böyle aşağıda böyle gizlilere falan satanlar var biliyorsun Beyoğlu'nun altlarında. Ama temizlenmiş tabii. Temizlenmiş olsun. Tabii belli olmuyor mu? Yeni gibi duruyor.
Yoksa hocam programdan önce gelelim yıkayalım. Temiz giymek ayrı. O kıyafet tabii ayrı. Temiz olmak ayrı. Tabii. Çok, çok özel bir şey temiz tabii giymek. Tabii. Bak, hani bir de vücudunuz güzelse hocam ne giyersiniz zaten yakışıyor. Modaya bağımlı olmamak keşke gerekiyor. Senin gibi olabilsem. Çünkü çok, çok pahalı bir de her şey. Evet. Mağazalara giremiyoruz. Yani hepsi dolarla ve euro ile satıldığı için daha çok şimdi Şebnem Hanım dediği gibi ekolojik kumaşlarla hı-hı üretilen senelerce evladiyelik diye tanımlayabileceğimiz kıyafetleri seçiyoruz biz de. Pantolonlar, ceketler. Hani böyle hı-hı kırıştır. İşte yağmur yağsın üstüne, karlar yağsın. İşte her şey olsun ama hiçbir şekilde leke tutmasın. Şimdi, beni üzmesin. Şimdi ben yoktum ya, yeni geldim. Ondan sonra şimdi gelmeden buraya biraz alışveriş yapayım dedim. Gittim. İşte iki elma bir şey falan, armut falan aldım. Şimdi alıyorum ben onları. Tabii torbası getiriyorum kasaya. Kasada kadın kızıyor bana. Bunları torbaya koymadım. Evladım koymadım diyorum. Mahsus koymadım. E bunlar kirleniyor. Kimi ne diyor biliyor musun kasadakiler? Ben diyor buna kiviye dokunursam diyor alerjim var diyor. Niye torbaya koymadın diyor. Evladım diyorum alsın naylon harcamak için koyma. Anlamıyor musun diyorum. Aa. Ben de biliyorum Allah naylon. Allah Allah alerjim ilk defa evet duydum bunu. Kimi böyle sizin tutumunu diyor tartıya aa koyun diyor. O zaman öyle bir şey var. O zaman eldiven taksın kendisi yani öyle bir problemi varsa değil ben mi? Ben bir tek torba alırım. O torbayı da çöp torbası olarak kullanırım. Bir yani tane gerekiyor ama değil tabii mi? Tabii, tabii, işte o yapıyorum durum. Ona ne yapılır acaba? Hı? Onun bir şeyi yani çöp torbasına karşı. Çöp torba karşı mecburuz. O dünyada da öyle ama Avrupa'da da Avustralya'da da bir böyle geri torba dönüşümlü ya da torbalar işte üretilse. Ya da mutfakta şey hemen yok edecek lavabo. Hmm. O çöpü ya da ayrım yapacak çöpleri. Benim evde solucanlarım var. Evet. Çok seviyorum onları. Arada bir solucan solmasınlar. Solucan da solmasın can olsunlar. Evet, onlara yaşasınlar. Bütün şeyleri organik artık onlara veriyorum. Komik bir şey anlatayım. Bir ara ben hangisine gittim? Atı söyle Avustralya'ya gittik. Ha, kulakları çınlasın. Çok beğeniyorum o satisi. Ondan sonra bunlara yemek vermemişler, unutmuşlar. Bir açtım kabı. Bunların yani böyle kapı var gösteririm sana. Bütün solucanlar ayağa kalktılar. Yemek istiyorum. Beni görür görmez böyle hepsi kapıya kalktılar. Ne veriyorum onlara? Kahve telvesi. Buz kabuğu en çok seviyorlar. Çay artıkları. Bir tek şey yemiyorlar. Limon, portakal hani asetik şeyleri vermiyoruz. Patates şeyi çok seviyorlar. Yumurta kabuğu, toprak. Ben gidiyorum kahve dükkanlarından şey alıyorum. Kahve telvesi. O sırası çöpe atıyorlar. Çoğaldılar. Bütün organ ve bana dünyanın en kıymetli gübresini veriyorlar. Ne kadar açıyorum güzel. Açıyorum ben de musluğu şıkır şıkır su akıyor. Ben de mesela hocam bahçe katında oturuyorum. Şebnem Hanım biliyor. Mesela bahçemin dört bir tarafını en az 120 tane çam ağacı diktim. Ne güzel. Çam fidanı diktim. Şimdi benim boyumu geçtiler. Onlar senin çocuğun gibi. Ya, ay, ama hocam, bakım olması lazım yoksa onlar gider. Ay, hocam ellerimle eldivenlerimi takıyorum. Onların işte kurumuş dallarını tekrar aman bir yerlerini ötekiler dallar kırılmasın. Küsmesinler bana. Onlar için dua ediyorum. Allah'a diyorum ki Allah'ım ne olur çamlarıma hiçbir şey olmasın. İşte çimlerim çok güzel büyüsünler. Çimlerim suluyor. Bir gün geleyim sana. Gel hocam gel bahçede çok güzel masam her şeyim var. Çok onlarla konuşuyorum hocam. Bütün bitkilerle konuşuyorum. Ben de konuşuyorum. Bana dönüşümleri çok güzel. Bak, hayvanlar da öyle hocam. Nereye gidersen bütün hayvanlar benim peşime koşuyor. Anladım. Hani geliyorlar, sarılıyorlar, öpüyorlar, yalıyorlar, bir şeyler anladım yapıyorlar. Anlarlar, seveni bilirler onlar. Dün de mesela bir tane şey ziyaretine gittim. Vefat ziyaretine gittim bir eve. Evde 3 tane hayvan var. Hocam o kadar çok kalabalık ki ev. Hani taziye ziyaretine gelmiş insanlar. Hocam hayvanlar benle. Hissederler. Ya dedim ki bu evde bu kadar insan var. Neden dedim hani hiç onların yanına gitmiyorlar da benim yanıma gidiyor. Bebekler pusetlerinden hocam bana geliyorlar. Diyorum annem mesela diyor ki sen diyor melek kalplisin diyor. Çok temiz kalpli olduğun için hayvanlar da bebekler de yaşlılar da senin diyor, kalbini hissediyorlar. Çünkü onların nefsi yok diyor. Sen de diyor çocuk kalpli olduğun için diyor seni hissediyorlar. Senin yanına geliyorlar diyor. Mesela işte bahçeyi sularken işte çamlarımı falan böyle ne bileyim temizlerken onları kuru dallarından falan böyle nazik bir şekilde ayırmaya çalışırken şey hep böyle hayvanlar karıncalar görüyorum. Lütfen diyorum şöyle çekilir misin bak. Seni diyorum yoksa suyla atıp böyle bahçeye doğru itmek zorundayım. Sakın eve gelmeyin diyorum. Bak evde yiyecek yok. Ondan sonra mesela sabahları kahvaltıda simit yiyorum hocam affedersin. Simitlerin hamurlarını çıkarıyorum. Sonra onların minik 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 sadece kuşun ağzına gidebilecek kadar minik minik bir şekilde parçalıyorum. Yumuşatıp
suyla bahçeyi asıyorum. Anladım. Ya karıncalar yer, herkes yer onları. Karıncalar hocam, solucanlar. Yani hepsi, tabii. Ondan sümüklü sonra böcekler, kuşlarım. Sümüklü böcekler. Sümüklü böceklerim. Hepsi geliyorlar, yiyorlar. Hı. Ve hepsiyle konuşuyorum. Mesela arkadaşlarım bazen bana diyor ki, Yılmaz sen deli misin? Mesela çamlara sarılıp konuşuyorsun. Hı. Kışın kar yağdı üstlerine. Ay diyorum, çok üzülüyorum. Şimdi sizin üstünüze kar yağdı diyorum. Siz üşüyorsunuzdur diyorum. Ama diyorum hani bilin ki ben hani sizin yanınızdayım. Hani ben de sizinle üşüyorum falan filan diyorum. Hani o duygusallığı onlarla yaşıyorum. Arkadaşlarım diyor ki, Yılmaz delisin galiba. Ya da çok affedersin, sen manyak mısın? Niye diyor ağaçla konuşuyorsun? Niye ağaca sarılıyorsun? Niye onları karını temizliyorsun diyor. Bırak o doğanın yapısına göre onların da diyor korunmaları için diyor Allah diyor özel diyor zırh verdi, kabuk verdi onlara falan diyorlar. Olsun. Ben de bunları biliyorum ama olsun, onların da sevgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir yaklaşım. Nasıl zamanımız? Valla zamanımız şimdi bir bölümümüz daha. Evet, bir şarkı isteyeceğiz. Ondan sonra reklama geleceğiz. Sonra yeni reklamdan şarkı. Sonra da... Hangisini söyleyeceğim? Hocam evet, Türk sanat müziğinde son 15 yılda çıkan ve 5 kere yılın şarkısı seçildi bu. 10 Ekim'de de yine bir ödül daha alacak bu şarkım. Evet, hemen TRT repertuarına girdi. Sözleri Ercan Saatçi'ye, bestesi Ufuk Yıldırım'a ait bir şarkı. Sensizlik haram bana. Teşekkür ederiz. O zaman alalım şarkıyı. Çok sonra teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ederiz geldiğiniz için. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ beni abi. Bu yayında ağırlama nezaketini gösterdiğiniz için. İyi ki varsınız. Hı-hı. İyi ki ekranlarında, Türk ekranlarında böyle bir program var. Sizinle gurur duyuyoruz. Sağ olun.